Rev İstanbul 2010 fuarında İzaydaş standındayız ve yanımızda İzaydaş Genel Müdürü Muhammed Saraç var. Muhammed Bey, merhabalar, iyi fuarlar. Merhaba, standımıza hoş geldiniz. İyi fuarlar, teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle İzaydaş'ın açılımı nedir? Bize bundan biraz bahsedebilir misiniz? İzaydaş, İzmit Atık ve Artıkları Yakma, Arıtma ve Değerlendirme Anonim Şirketi olarak resmi ismimiz İzaydaş. %100 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şirketidir. İzmit'te kurulmuştur, Kocaeli'nde. 1997 yılından beri de atık kabul eden bir tesistir. 1997 yılından beri faaliyet gösteriyorsunuz. Peki bugüne kadar hangi alanlarda çalışmalarınız oldu? Öncelikle İzaydaş adını Türkiye'ye duyuran tehlikeli atıkların yakılarak bertaraf edilmesi ve enerji üretilmesi faaliyetimizdir. Yine tehlikeli atıkların lisanslı depolama alanları depolanarak bertaraf edilmesi faaliyetidir. Bu iki faaliyet için bütün Türkiye'ye hizmet veriyoruz ve İzaydaş'ın adını duyuran ana faaliyetlerimiz bunlar. Bunun dışında sadece Kocaeli'ye özel olmak üzere evsel atıkların bertarafını da biz yapıyoruz Kocaeli ili içinde. Bir de Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği alanlarda hafriyat alanlarının kontrolü işletilmesi de bize ait. Peki İzaydaş'ın yakın gelecekteki hedefleri ve yeni projeleri nelerdir? Evet, öncelikle şunu bir gururla söyleyeyim. Yakın bir zamanda tehlikeli atık yakma tesisimizin kapasitesinde ciddi bir artış olacak. Şu anda deneme yakmaları aşamasını geçtik. Sonuçları bekliyoruz. Bu önemli bir projemiz. Bundan başka halen mevcut depolama alanlarında oluşan metan gazının toplanıp elektrik üretilmesi, LFG, çöp gazından elektrik üretilmesi konusunda bir projemiz var. Bu ay ortalarında ihale edilecek. Geçen ay içinde ihale ettiğimiz çöp sızıntı suyunun arıtılıp geri kazanılması projemiz var. Onda proje aşaması devam ediyor. Bundan başka şu anda devam eden TÜBİTAK tarafından tesisimiz içinde yapılan biyogaz tesisi yıl sonuna doğru devreye girecek. Şu anda yürümekte olan projelerimiz bunlar. İleri yönelik tabii ki daha büyük planlarımız, daha büyük projelerimiz var ama onlar da biraz daha çalışıp ortaya çıktıktan sonra deklar etmek daha doğru olur. Hemen bahsetmek istemiyorsunuz. Peki atık kabul etmekte bir zorluğunuz var mı? Mesela sanayiciler size başvurduklarında hemen cevap verebiliyor musunuz? Özellikle 2006 yılındaki Tuzla varillerinden sonra oluşan çevre hassasiyeti nedeniyle 2007 yılında yoğun bir talep oldu bize karşı. O zaman bir takım sıkıntılar çektik ama şimdi son bir yılda yaptığımız değişikliklerle işletme verimliliğini artırarak şu anda sanayicilerimize bize başvurduklarında hemen cevap verebilecek durumdayız. Gerekli analizler yapıldıktan sonra duruma göre çok kısa bir zamanda randevularını verebiliriz. Ayrıca şunu da söyleyelim. Eski bir sanayici olarak sanayicinin birinci işinin atık olmadığını biliyoruz. Bu nedenle de sanayiciye olabilecek en yüksek kolaylıkları sağlamaya çalışıyoruz. Bu bakışla da son bir yılda atık kabul protokolümüzde çok ciddi yumuşatmalar yaptık. Sanayici lehine, tabii bunu yaparken de yasal kriterlerden, teknik kriterlerden hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. Az önce İzaydaş'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak, tamamen onlara oraya bağlı olarak çalıştığından bahsettiniz. Bu konunun üzerine biraz daha durabilir miyiz? Bize biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz bununla alakalı? Diğer büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi Kocaeli'nde Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli şirketleri var. Biz de şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli şirketlerinden bir tanesiyiz. %100 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketidir İzaydaş. Hatta yönetim kurulu başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Ancak fonksiyonlar itibariyle Türkiye'de ilk olduğu için ayrı bir önemi var. Yani. Peki son olarak Fuarlar TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Evet, özellikle sanayici müşterilerimizi herhangi bir atık konusunda bir problemle karşılaştıklarında bizimle temas kurmalarını öneririm. Biz bir şekilde onlara öncelikle kendi lehlerine olan çözüm öneririz. Sonra da bertaraf söz konusuysa mümkün olan en makul yolla bertarafı için kendilerine yardımcı oluruz. Biz onların durumlarını anlıyoruz. Onlara her şekilde yardımcı olmak için tesisimizi faal tutuyoruz. Hepsini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Muhammed Bey. İyi çalışmalar, iyi fuarlar. Ediyorum. Sizler de iyi fuarlar. Teşekkürler. Görüşürüz Muhammed Bey. Bize bu vakit biraz yapmış olduğunuz işlerle alakalı herhalde. Klinik ve tehlikeli atıkları yakma tesisimizin maketi. Maketle ilgili şunu gururla söylemek isterim. Bu maket tamamen çalışanlarımız tarafından yapıldı. Ve iki tane yaptık. Bir tanesini Çevre Bakanlığı'na hediye ettik. Diğeri de fuarlarda sergilemek üzere biz kullanıyoruz. Kabaca tesisimizi gösteriyor. Katı atıklar bu bölgeden bunkere alınıyor. Ondan sonra içeriden crane'le döner fırına atılıyor. Yakılıyor. Çıkan gazlar dan buhar elde ediliyor. Ayrıca filtre sisteminden geçip temiz bir şekilde bacadan dışarı atıyoruz. Ana faaliyetimizi gösteren bir maket.
Tabii ki bunun yan tesisleri var. Sıvı atıklar için ayrı bölmemiz var. Bu arada tıbbi atıkları sterilize ettiğimiz tesisimiz var. Enerji geri kazanım tesisimiz var arkada. Rüzgar türbinimizi de buraya koyduk. Küçük bir rüzgar türbinimiz de var. Bu tamamen bizim atölye çalışan arkadaşlarımız tarafından yapılmıştır. Ölçekli bir şekilde tesisimizi yansıtmaktadır. Film İstanbul 2010 fuarındaki gezintimiz devam ediyor. Yanımızda yarından önce filmin yönetmeni Zafer Acar var. Zafer Bey merhabalar, iyi fuarlar diliyorum öncelikle size. Merhabalar, teşekkür ederim, çok sağ olun. Yeşil Kamera Kısa Film Yarışması'nda birinci oldu filminiz ve çevre Oscar'ını kazandınız. Öncelikle bize filminizden biraz bahsedebilir misiniz? Filmimiz gelecekte ve geçmişte geçen bir konuyu işliyor. Atık yağların çevreye verdiği zararı işlemeye çalıştık. Özellikle burada hem biyokimyasal hem kimyasal atıklar işledik. Özellikle bu lavabolardan çevreye atılan atık yağların zararlarını bilhassa göz önünde bulundurarak o konuya vurgu yapmaya çalıştık. Filmimizde özetle bugünü, bir çocuğun bugünü ve yarınını anlattık. Gelecekte geçen, yani dünyanın o mahvolmuş halini anlattık, daha sonra geçişi. Böyle bu konu, bu tarz bir konusu olan bir film. Peki birinci oldunuz, çevre Oscar'ını kazandınız. Tabii ki çok mutlusunuz ama başka söylemek istediğiniz neler var? Öncelikle böyle bir organizasyon yapıldığı için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten gençlere fırsat verilmesi çok önemli. Bizim de kendi filmlerimizi göstermemiz, ayrıca çevreye bir şekilde destek verilmesi, bu konulara önem verilmesi çok önemli tabii ki. Bizim de gençler olarak da bu şekilde filmimize destek verilmesi çok önemli. Bu konuya dikkat çekilmesi bizi de mutlu etti tabii ki. Peki genç meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Tabii ki ilk önce bizi iten de işin çevrede ve kısa film tarafı oldu. Biz sinema gönüllüyüz bir yerde. Sinemaya aşık insanlarız tabii ki. Tabii bu imkanın verilmesi gençleri teşvik ediyor bir yerde. Gençlerin de daha katılarak çoğalmasını istiyoruz. Yani seneye devam edecek bunlar. Biz bu sene mezun oluyoruz. 4. sınıfız biz. Katılamayacağız. Sadece öğrenciler katılabiliyor. Devamının gelmesini diliyoruz diğer öğrencilerden. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyorum bundan sonraki yıllarda da. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.